Şimdi fark etmemişim diyormuşum ben. Şaka. İlk bakışta değil de yani bütün arkadaşlarımdan o an sıcak bir elektrik aldım. Zaten o an ilk gün hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Yani kişilerle ilgili açıkça söyleyeyim. Ben o an şunu hissettim, şunu hissettim. İlk gece hiçbirine hiçbir şey hissedemedim. O eve girmenin heyecanı vardı çünkü. Ama sonradan Berma ve Arzu ile çok yakındım. Ama hiçbir zaman hiçbir arkadaşımdan kendimi soyutlamadım. Ben hepsini çok seviyorum. 01 Nergis Hanım hariç hepsiyle çok iyi görüşeceğim. Hepsini de çok seviyorum. Diğer arkadaşlarına da o elektriği daha ilerleyen günlerde yakaladım diyorsun. Ha, negatif duyduğum arkadaşlarım oldu, kendimi uzak gördüklerim oldu ama bu onları sevmiyorum anlamında değil. Hepsini seviyorum. Hepsiyle de çıkınca görüşürüm tabii ki. Benim için hiçbir problem yok çünkü kimseyle aramda. Peki. Zannediyorum eve giriş kadar aynı zamanda çok da insana etkileyen ve unutamayacağınlardan birisi Çıkışımız. çıkışın evden çıkış görüntülerin Evet. var. İstersen hep beraber onlara da bir göz atalım. Tamam. Bakın neler hissetmişsin. Sonra üzerine tekrardan konuşacağız. Tamam. Gitsin demiştim efendim. Ata zaten ismini önerdiği için gitsin kararını belirtmişti. Gitsin demiştim. Yani çok sevdiğim bir arkadaşım ama sonda olduğumu bildiğim için geçen haftadan gitsin demek zorundaydım. Öyle dedim. Kalsın. Kalsın. Gitsin. Kalsın. Şu durumda hani sonuncu olduğumu hissettiğim için babam gelse gitsinler. Bahar'a da kalsın dedim. Teşekkür ediyorum. Kalsın dedim onun için. Gitsin dedim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Hadi ben gidelim. Sizleri çok seviyorum. Size kendinizi gösterin. Canım benim. Hoşçakalın. Tamam. Hadi gel. Ve Bahar alkışlarla evden uğurlanır. Ama evet. Ayhan'ın sözleri, evet. Biraz önce görüntüleri izlerken sen de söyledin. Babam olsa gitsin derim dedi. Gitsin derim dedi. Evet. Ve Ayhan gerçekten sana kalsın deseydi. Ayhan değil, Viken kalsın deseydi. Viken kalsın deseydi veya başka bir yarışmacı da kalsın deseydi. Bir oy, evet. Sadece bir oyla. Hatta Ayhan kalsın deseydi, Ayhan dışarıda olacaktı. Ayhan dışarıda olacaktı. Bu benim için daha da zor olurdu. Çünkü Ayhan'ı dediğim gibi kardeşim kadar yakın gördüm. Bu benim için daha da zor olurdu. Ama tabii ki bu bir yarışma sonuçta. Bunun yarışma olduğunu unutmamak gerekir. Ama o anki ruh halimle çok zor olurdu. Benim için çok zor olurdu. Yani Ayhan ve senin kendi aranda seçim yapma şansı sana verilmiş olsaydı? Tabii ki ben kendim kalmak isterdim. Kendini sonuçta Ayhan bu bir için yarışma. Feda ederdin yani. Ayhan için hayır. Ben sen kalmak evde isterdin. Kalmak isterdim tabii ki. Sonuçta ben bunu bir yarışma olarak gördüm. Bir yarışma olduğu için girdim. O 200 milyarlık hedefe herkes ulaşmak ister. Şu an dışarıdayım. Ben Ayhan'ın kazanmasını gönülden diliyorum. Keşke Ayhan alsa. Ama öyle bir seçim olsaydı tabii ki kendim kalmayı isterdim. Halen daha bu şansın devam ediyor biliyorsun. Evet. Evet. Ve sen de şu anda karşı karşıya programında kendini anlatmaya devam ediyorsun. Evet. Peki, istersen evden çıktıktan sonraki konuşulanlar, söylenenleri de hep beraber bir göz atalım. Bakalım neler söylemişsin, onların üzerine de konuşalım. Tamam. De daha fazla kalmak... hayır, istemezdim. Sevdiğim insanlar yavaş yavaş dışarı çıkmaya başlamıştı. Artı istemeden de olsa çok tatsız olaylar yaşamaya başlamıştım. Evin içindeki arkadaşlarıma sesleniyorum. 01 Nergis Hanım hariç hepinizden özür diliyorum. Bunlarla karşılaştığınız için, beni bu şekilde gördüğünüz için, ben o Bahar değildim. Benden bu sözler asla çıkmazdı. Artık çok doğmuştum. Bunu bilmenizi istiyorum. Ben bu hafta birinci olsaydım evden 01 Nergis Hanım'ı göndermek isterdim. Biri bizi gözetliyor. Evinde yaşadığım en kötü olay dün Nergis Hanım'la olan tartışmam oldu. Yaşadığım en iyi ve beni en mutlu eden olay bugün dışarı çıkmamdı. Ben hiçbir zaman biri bizi gözetliyor evinde dedikodu yapıldığına inanmadım. Dört duvar arasında kendimize yakın bulduğumuz insanlar... Evet, evden sonraki görüntülere de hep beraber göz attık. Hemen sormak istiyorum. Bahar, buradasın. Bu hafta yine bir eleme heyecanını hep beraber cumartesi akşamı yaşayacağız. Evet. Gönlünden kim geçiyor? Kim birinci olsun istersin? Gönlümden geçen Ayhan tabii ki. Ayhan birinci olsun istersin. Evet. Peki kimin evden ayrılmasını istersin?
Özlem'in ayrılmasını isterim ama bu onu sevmediğim için değil, Özlem'in dışarıda olmasını bildiğimi bildiğim için. Gerektiğini düşünüyorsun. Peki, şimdi biraz daha gerçekçi olalım ve sence bu gidişatı da değerlendirerek kim birinci olur? Ebru veya Viken diyeceğim. Yani Viken geçiyor ama Ebru da olabilir. Olabilir diyorsun. Peki kime eler? Ebru birinci olursa kime eler? Bir Ayhan veya Özlem'i söyleyebilir. Viken birinci olursa galiba Tansu demişti o bir ara. Ben Tansu'yu elemek isterim demişti bir cümlesinde. Tabii ki istemem ama Viken birinci olursa Tansu'nun ismini verebilir. İsmini verebilir diyorsun. Bakalım bunu hep beraber cumartesi akşamında yaşanan eleme heyecanıyla izleyeceğiz. Evet. Bakalım neler yaşanacak bu hafta sonunda. Peki, sana verilen, senin için özel olarak ayrılan bu programda ben sorularımla seni sevgili izleyicilerimize, değerli izleyicilerimize bir parça tanıtmaya çalıştım. Evet. Sen de kendini anlatmaya çalıştın. Son olarak artık süremizin sonuna doğru yaklaşırken onlara söylemek istediğin cümleler var mı? İşte kamera, işte Bahar. Tabii ki. Her şeyden önce BBG 5 17 yarışmacı içinde hepimiz için önümüze verilen çok büyük bir fırsat. Ben bu fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Kendimi çok şanslı görüyorum. Çok duygusal bir yapım var. Her şeyden önce ben o evdeyken rol yapmadım. Kendimdim, dürüstüm. Kin ve nefret duyguları barındırmıyorum. Duygularımla hareket eden bir insandım. Bundan sonra duygularım ve mantığımın beraber hareket etmesi gerektiğini öğrendim. Bana evin içerisindeyken beni seven, bana oy yollayan kim varsa hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Bahar evde nasılsa dışarıda da öyle. Eğer eve girersem evin içinde de öyle olacak. Peki bunlar da son sözlerinde. Evet. Yarış devam ediyor. Bakalım son hafta finalist olma şansını kim elde edecek? Bunu da hep beraber göreceğiz. Bahar, hem kendi adıma hem de sevgili izleyicilerimiz adına sana bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Programa konuk olduğun için de çok çok teşekkür ediyorum. Çok evet, bir Karşı Karşıya programının daha sonuna geldik. Ama Cuma günü saat 7'yi gösterdiğinde yepyeni bir konukla tekrardan ekranlarınızın karşısında sizlere konuk olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Sevgi'nin kazandığı tek yarışmada aynı şekilde devam ediyor. 24 saat biri bizi gözetliyor. Sizlere, sizlerin sevgisiyle, özellikle şu son zamanlarda zannediyorum çok daha ihtiyacı var buna evdeki yarışmacıların, devam edecek. Cuma günü saat 7'de tekrar görüşünceye kadar sevgiyle, bizle, biri bizi gözetliyorla kalın. Thank you.